Şöyle aslında 2023 yılında başladığımız bir çalışmaydı. Fakat yayınlanma sürecimiz 2024 oldu. Çünkü hazırlıkları, raporlama süreci, bir de biz raporumuzu 3 dilde yayınladık. İngilizce, Kürtçe ve Türkçe olacak şekilde. Aslında tam zamanı diye gördük yayınladıktan sonra. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi birçok saldırıya maruz kalınıyor. Ana dilde işte tabelalar, işte yaya geçitlerinde kullanılan dilin üstlerinin boyanması, yazılımlara karşı saldırıların gerçekleşiyor olması. Aslında sanal medyada da görüyoruz, bazen böyle bir mizah şeklinde de yayınlanabiliyor. Dediğiniz gibi işte düğünler artık takip altında. Düğünlere gidilip hangi şarkılar söyleniyor, halaylar hangi şarkılarda çekiliyor. Artık bunlara varacak kadar, işte dün güzel bir haber aldık. Üç kadın arkadaşımız tahliye oldu. Zaten hiç tutuklanmaması gerekiyordu. Fakat şöyle bir durum var. Biz İstanbul'da 75 kadınla birebir görüşme yaptık. Aslında 75 kadının sizin de dediğiniz gibi hanesi içerisinde birebir temas kurarak iletişim kurduk ve 34 tane çok kapsamlı sorumuz vardı. Aslında Kürt nüfusunun yoğun olduğu yerlerde ve aslında yoksulluğu da düşündüğümüzde, yani bu kadınlar bulundukları yerlerden merkeze gidemiyorlar. Merkez bazen şey olabiliyor. Beyoğlu ilçesi bunlardan bir tanesiydi. Beyoğlu, Sultanbeyli ve Bağcılar. Beyoğlu belki de herkesin merkezi olarak gördüğü bir yerdir. Ama öyle olmuyor. Hacıahmet Mahallesi'ndeki bazı kadınlar sadece semt pazarına gidebiliyor. Bu çok vurucu bir hakikat bizim için. Bazen çok yüzeysel bakabiliyoruz. Yani İstanbul'da yaşayan kadınlar gerçekten merkezlere, yerel yönetimlerin mahalle evlerine gidemiyor, danışma merkezlerine gidemiyor. Raporumuzda da bunu çok kapsamlı zaten dile getirdik. Varlıklarından da haberdar değil. Bunun birçok nedeni vardı. İşte en baştaki nedenlerinden bir tanesi de ana dilde o çalışmaların yürütülmüyor olmasıydı. Ama baktığımızda aslında Büyükşehir Belediyesi'nin de bazı yerel belediyelerin de Kürtçe hizmet verdiğini biliyoruz. Çünkü biz de bu belediyelerin içinde yer alıyoruz kadın dernekleri olarak. Çift dilli, hatta savaşı düşündüğümüzde, dünya üzerinde birçok savaşı düşündüğümüzde İstanbul'da birçok dilin olması gerektiğini de vurguluyoruz. Arapça, bazen Rusça. Yani gerçekten kadınların özgünlüklerine göre, kimliklerine göre şiddeti önleyici ve engelleyici mekanizmaların erişilebiliyor olması gerekiyor. Bu zaten uluslararası tüm sözleşmelerde de geçiyor. Raporumuzda bunları da zaten örnek olarak, kaynak olarak bildirdik. Hangi sözleşmelere esas aldığımızı bildirdik. Belediyenin sorumluluklarını bildirdik. Fakat biz gittiğimiz yerlerde mesela feminist mücadelenin şöyle bir gerçeği vardır. Tüm kadınları biricik sayar. Şimdi biricik gördüğümüz, biricik özne saydığımız kadınların ana dil mücadelesini de görmek durumundayız. Yani bu sadece İstanbul'daki Kadın Zaman Derneği'nin aslında bir sorunu değil. Biz bir kadın şiddete uğradığında onu nasıl tanımladığını bilmek zorundayız. Nasıl daha kolay tanımlayabilir? Çünkü biz şiddet türlerini açtığımızda eğer Türkçe soruyor olsaydı, Türkçe iletişime geçiyor olsaydık ana dili Kürtçe olan bir kadınla, şiddet türlerini bu kadar rahat, bu kadar özgün bir şekilde tanımlayamayacaktı. Fakat biz işte dijital şiddeti de açtık, fiziksel şiddeti de açtık, cinsel şiddeti de açtık ve cevaplardaki o yalınlığı, şeffaflığı gördük. Çünkü ana dilde konuştular, ana dilde iletişim kurdular ve maruz bırakıldığı şiddeti de çok daha doğru tanımlayabildi. O yüzden verilerimiz bizim için çok önemli. Yani çünkü şiddet dediğimizde sadece fiziksel şiddeti, işte çok kaba bir tabirle kadınların gözlerinin morarmış olması, kadınların bir yerlerinin kırılmış olması, bu toplumda şiddeti sadece en kaba haliyle bu kadar gözlemleyen bir haldeyiz. Ya da bir kadının öldürülmesi gerekiyor. Fakat şiddet hane içerisinde çok yönlü. Yani bir hane içerisinde kadınlar aslında anlatırken maruz kaldığı şiddeti, maruz bırakıldığı şiddeti, farklı şiddet türlerinin de yanında olan kadınların maruz bırakıldığını gördü. Yani o diyalog oklar halinde işte dijital şiddetin aslında ne kadar önemli olduğunu ve onun farkına varmanın, mücadele etmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha birlikte gördük. Yani biz aslında bu çalışmayı, bu anket çalışmasını yaparken, sonra raporlaştırırken hem kadın mücadelesinin, kadın dayanışmasının da esas alarak, hem de gerçekten işte o biricik olmanın, ama biricik olmanın da karşı tarafın özgünlüklerini de görmenin bir esas olduğunu gördük ve gördüğümüzde de aldığımız sonuçlar bizim için can alıcıydı.
Örneğin bir hane içerisinde en çok hani hangi şiddete maruz kaldığınızı söylediğimizde sorunlar yani cevaplar bizim için aslında çok şaşıracağımız şeyler değildi. Ya da kim tarafından bu şiddete maruz bırakıyorsunuz sorusuna maalesef ev içerisinde, hane içerisinde eşleri tarafından, akrabaları tarafından, babası tarafından, kardeşi tarafından. Yani aslında işte son dönemde de aile tartışmalarının bu kadar yükseldiği yerde neden kadınlar hep en yakınları tarafından şiddete maruz bırakılıyor? Neden bununla mücadele etmek durumunda kalıyor sorularını aslında yine karşımıza çıkıyor.